Zoom yapmak fotoğrafın kalitesini bozar mı? Hayır. Hemen düzeltelim. Bugün biraz farklı çıktım karşınıza. 2 hafta önce maalesef kedimi kaybettim. Çaresiz bir hastalığı vardı. Giderek kötüleşiyordu. En sonunda da uyutmak zorunda kaldım. Onu uyuttuktan sonra da mutsuz bir hafta geçince düzenli tıraşı olmadım ve böyle saçım sakalım birbirine girdi. Ben işte atölyeye geliyorum. Atölyedeki sağ olsun bütün arkadaşlar ya böyle çok daha güzel olmuşsun sakalını sakın kesme falan deyince tamam dedim o zaman. Biraz da böyle gidelim. Bu arada fark etmişsinizdir. Bugün gözlük takmadım. Çünkü önceki videoları açıp bakarsanız göreceksiniz sürekli böyle böyle yapıyorum. Aslında bakın şu anda öyle bir tikim yok. O tik şeyden kaldı bana, askerlikten kaldı. Askerliği ben yazın Adana'da yaptım. Gözlüğüm de çok sıkı değildi. Hazır orada dururken o sabah şeylerinde, içtimalarında falan. O terleyen yüzümle beraber gözlük böyle aşağı doğru düşüyordu. Tabii elimi de kıpırdatmam yasak. Böyle 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 yaparak gözlüğü yukarı alıyordum. Tabii 6 ay boyunca böyle gözlüğü yukarı alınca o tik kaldı. Gözlüğü taktığım zaman böyle böyle onu yukarı alıyorum sürekli. Hemen düzeltelim videolarını bol bol görebilirsiniz beni böyle yaparken. O yüzden dedim ki en azından videolarda öyle yapmayayım. Çıkardım. Yeni imajımla karşınızdayım. Şimdi bu bölüm biraz daha giriş seviyesi fotoğrafçılar için. Atölyeye gelen temel fotoğraf öğrencilerinden çok şeyi duyuyoruz biz. Hocam zoom yapacağım ama kalite bozuluyor, zoom yapmadan mı çekmem gerekiyor falan diye. Hayır, zoomla kalitenin hiçbir bağlantısı yok. Hemen size bundan bahsedeyim kısaca. Muhtemelen fotoğrafçılar yani yeni başlayanlar şöyle bir duygusu oluyor. Telefonda fotoğraf çekerken o an eğer telefonunun şey optik zoom'u yoksa, dijital zoom'u varsa böyle böyle zoom yapmaya çalıştığı zaman çekmeden önce telefon onu böyle kenardan tutup uzatıyor. Dolayısıyla da kalitesini bozarak zoom yapmış oluyor. Oysa ki fotoğraf makinesinde biz bunu objektif yardımıyla yaptığımız için kalitede hiçbir bozulma olmuyor. O yüzden net bir şekilde söyleyelim. Zoom yapmak asla kaliteyi bozmaz. Bunu söylesem bile bazen temel fotoğraf kursiyerleri yine de ikna olmuyor. Ya hocam sanki bozuluyor gibi ben baktım o kadar psikolojik şey var ki telefonda bozulduğuna emin olduğu için lenste de bozulacak diye bir eminlik var. Bir de şurada bir şey var belki ondan bir o kafa karışıyor. Zoom yaptığımızda aslında lensi biraz uzatmış oluyoruz ve dolayısıyla da buradaki 1 santimlik hareket burada 4-5 santimlik bir titremeye sebep oluyor. Aslında evet bir tek şu dert var. Zoom yaptığımızda lenslerimiz diyebiliriz ki titreşime daha hassas oluyor. Tek fark enstantaneyi yani makinemizin çekim hızını biraz daha hızlandırmamız gerekiyor. Yani diyelim siz diyorsunuz ki benim elim titremez. Saniyenin 60'ta birinde 1/60 enstantane de çekebilirim. Ama siz diyelim 5-20 metre lens kullanırsanız böyle teleskop gibi o zaman 1/60'ta hayatta net çekemezsiniz diyebilirim. Çünkü buradaki 1 milimetrelik titreme burada böyle bir titremeye sebep olacak. Genel olarak zoom yapmak kaliteyi bozmaz ama biraz daha az titreşim ihtiyacı duyuyor ya da enstantaneyi hızlandırmamız gerekir. Bu arada bir parantez, objektiflerin kalitesi konusu önemli ya daha doğrusu lensteki bütün metrikler önemli. İşte köşe kararması var, bombeleşme var, renk sapması var, MTF grafiği var, bir sürü şey var. Lenslerin kalite metrikleriyle ilgili bir sürü detayını olduğu bir video çekeceğiz. Onu da yakında burada izleyeceksiniz. Şey de söyleyebilirim, bu YouTube kanalımızda Hemen Düzeltelim serisinin yanına biraz daha detay bilgilerin olduğu yeni bir seriye de başlayacağız ödülle. Bunları ama görmek istiyorsanız tabii abone olmanız lazım. Abone olmadan göremezsiniz her zaman. Bilmiyorum yani. Ha evet sesini duymadıysanız ödülümüzün duydunuz mu bilmiyorum. Duyanlar aşağıya duydum yazsın. Son videomuzu çektikten sonra 5 gün kurgusu gecikti ödül hastalandığı için. Bir gecikme oldu. Her hafta videomuz gelecek. O konuda müşteri oldun efendim. Yani zoom yapmak kaliteyi bozmaz. Çünkü optik bir şeyle yapıyoruz bunu. Dijital olarak telefonla yaptığımız bozar demiştim ama bununla ilgili bir gelişme oldu. Parantez olarak biraz ondan bahsedeyim. Çok yeni Photoshop'a bir güncelleme geldi ve Photoshop'ta biz bazen küçük bir görseli işte yeniden boyutlandırma seçeneğiyle büyütüyorduk. Orada büyütme yaptığımız telefondaki büyütme gibi köşelerinden tutup Photoshop çekiyordu. Tabii ki fotoğrafa zarar veriyordu ama Photoshop şimdi Enlargement 2.0 diye bir şey ekledi. Yeni bir mod ekledi. Bu yapay zekayı kullanıyor ve dolayısıyla da çok daha az zararla fotoğrafı büyütebiliyor. O yüzden hani benim tahminim bu telefonlara da yakında gelir ve dolayısıyla da telefon fotoğrafçılarına da müjde olmuş olsun bu. Telefonlarla zoom yaptığımızda artık bozulmadan zoom yapmayı sağlarız. Yeniden boyutlandırma ile ilgili yapay zekanın Photoshop eklenmesi bayağı iyi bir şey oldu. Zaten Photoshop bu akıllı içerik
renklendirme var Photoshop'ta kullandığımız. Onda da bayağı bizi şaşırtmıştı. Yani herhangi bir yeri seçip doldur dediğimizde Photoshop etrafa bakıp bir şekilde oraya bir içerik uyduruyordu. Bunu Nvidia firması acayip geliştirmiş. Yine geçen hafta ben de takip ettim. Yani kabaca şöyle özetleyeyim. Normalde diyelim yüzün yarısı görünmüyorken Photoshop akıllı içeriklendirme yüzün kalanını tamamlayamıyor. O kadar gelişmedi. Ama Nvidia tamamlıyor. Diyelim bir manzara çekiyorsunuz. Önünden 10 kişi geçti. Onları yok edip manzarayı tamamlayabiliyor. Acayip bir şey. Fotoğrafçılıkta çok acayip gelişmeler oluyor. Bu arada baharla beraber bir sürü güzel şey oluyor. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde burada İstanbul Üniversitesi Kültür Kulübü Fotoğraf Topluluğu'nun festivali oldu. Ben de bu arada İstanbul Üniversitesi İşletme mezunuyum. Orada bizim kültür kulübümüz var, canımız ciğerimiz. Kültür Kulübü'nün fotoğraf topluluğu her sene bir fotoğraf festivali düzenliyor ve bu sene atölyemizde oldu. Türkiye'nin çok değerli fotoğraf hocalarıyla beraber üniversite öğrencilerine, farklı üniversitelerden gelenler oldu. Fotoğrafla ilgili söyleşiler yaptık. Ben portre fotoğrafına iletişimi anlattım. İletişim konusu çok önemli o an çekerken. Reklamda, modada, kişisel fotoğraf çekerken fark etmiyor. Sonra başka bir sürü değerli hocamız vardı. Ateş Evirgen vardı. Türkiye'nin en önemli su altı fotoğrafçılarından Ateş Hoca. Ondan su altı fotoğrafçılığının muhteşem örneklerini gördük ve onunla ilgili konuştuk. Şehlem Kaçar ve Lale Peraytek'le Türkiye'de kadın fotoğrafçı olmak sunumu vardı. Bu da çok iyi bir sunumdu. Türk kadın fotoğrafçılarla ilgili çok detaylı bilgiler edindik. Meri Akoğlu hocamız geldi. Meri Akoğlu'la beraber fotoğraf okumaları yaptık. Fotoğrafçılar için bence çok değerli bir şey bu fotoğraf okuması. Bununla ilgili çok güzel örnekler gördük. Ben çok isterim aslında bir gün Meri Akoğlu'da buraya alsak, YouTube'da beraber örnek fotoğraflar üzerinden konuşsak. Belki yaparız umarım. Onun dışında İlker Canikligil hocamızla bir yönetmenin gözünden fotoğraf sanatına bakış bölümü vardı. Sinema fotoğraf ilişkisi üzerine sorular soruldu. Bu arada İlker Canikligil'in Olmaz Öyle Saçma Şey adında bir YouTube kanalı var. Belki takip ediyorsunuzdur. Tavsiye ederim. Onun dışında Fethi Karaduman vardı. Fethi fotoğrafta ışık konusunu anlattı. Onun muhteşem fotoğraflarını illa görmüşsünüzdür. Birçok celebrityle, birçok büyük kampanya çekimiyle olsun. Portre moda fotoğraflarının bilinen isimlerinden Fethi. O biraz o ışıkları nasıl yaptığını anlattı fotoğrafçılara. Güzel bir sunumdu. Aydın Büyüktaş vardı. Aydın Büyüktaş'la fotoğrafın küresel olarak yönetilmesi gibi bir konu seçmişler İFOT'çular. Onları buradan öpüyorum. Şahanesiniz. Muhteşem bir ekip kurmuşsunuz. Yani birçok farklı alan vardı. Aydın Büyüktaş da onun Flatland projesiyle bilebilirsiniz. Şu hareketi yapıyorum çünkü bana hep o hareketle anlatmak geliyor onun fotoğraflarını, Flatland projesini. Bilenler anlayacaklar niye böyle yaptığımı. Muhteşem bir fikir, çok güzel bir uygulama. O Flatland projesiyle bayağı dünya çapına ses getirdi Aydın ve birçok ülkede söyleşiler yaptı, sergiler yaptı. Bu işin bu kısmını anlattı. Yani bir fotoğrafçı olarak işini yurt dışında sergilemek, hatta satmak, Türkiye ile yurt dışı arasındaki bakış farkları. Yani genel olarak tahmin edersiniz ki Türkiye açısından pek iç açıcı bir tablo çıkmadı ortaya. Çünkü o bize kıyaslamalı olarak durumu anlattı. Acayip şeyler olacak Bahar'la beraber. Ben çok heyecanlıyım. Atölyede bir sürü yenilik olacak. YouTube'da yenilikler olacak. Bahar bayağı enerjik bir şekilde geliyor. Takipte kalalım. Görüşürüz.